Evet, Müzzemmil suresine geldik. 19-20 ayeti kerime rivayetleri gelmiş ve Mekke'de nazil olmuş. Mekki bir suredir. Ya eyyuhel muzzemmil Ey elbisesine ve yahut da yorganına birazdan yapacağımız tefsirlere göre sarılmış olan adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki türlü tefsir yapılmış burada. Ya e, ilk ayet geldiği zaman, ilk gelen ayetlerden bir tanesi olarak bu da değerlendirilirse, ilk ayet geldiği zaman acaba cin mi geldi? Müddessir suresindeki mevzu gibi yani. Hira mağarasında duyduğu ses acaba bir cinden, şeytan taifesi tarafından bir şeyden mi geldi? Yoksa hak katından mı? Bilmediği için titrer bir şekilde eve giderek Hazreti Hatice'ye örtün beni, örtün beni diye söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzerine bu ayeti kerime nazil oluyor tefekkür edildiği vakitte. O zaman ey kendisi normal elbise altına giren bürünen ve yahutta yatak yorgana yorganla büründen ki o zaman da Allah Subhanahu ve Teala tarafından uyurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalkıp artık geceliğin ibadete başlamasını emreden bir ayeti kerimedir bu. Hazreti İkrime ise şöyle tefsir etmiş ki: Ey müzzemmili yüklenen manasında tefsir ediyor. O zaman da ya yuhallazi zammala amran ya da zummila kendisine büyük emir yüklenmiş olan kişi veya da büyük emri üstüne almış olan kişi kalk manasında gelecek birazdan. Allah Subhanahu ve Teala böyle niye hitap eder? Yani ey resulüm, ey öyle peygamber, ey nebi değil de ey müzzemmil. Bu Araplarda bir muanese, yani ünsiyet, yakınlık, samimi ifade, sana kızmıyorum manasını ifade etmek için kullandığı bir tabir. Arapların içerisinde mesela Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatıma annemizle tartıştığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bulduğunda yerde yatıyordu Hazreti Ali Efendimiz. Ona da ya Ebu Turab diye seslendi ki Hazreti Ali'ye lakab olarak kalmıştır Ebu Turab diye. Toprağın babası demek toprağa yattığı için yani. Ha, bu, bu şekilde ya Ali değil de ya Ebu Turab demesi Efendimizin orada yani sana kızmıyorum. Bunu ifade eder. Arapların kullanış tarzında böyle yani. Hz. Hüzeyfe'yi gördüğü zaman uyurken ya Nevman ey uykucu mesela demiş. Bu da yine ona kızmadığını ifade etmek için kullanılan bir tabir bu. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Taala efendimize kızmadığını, sevdiğini ve bir korku hissetmemesi, Allah'a yakın olduğunu, Allah'ın ona yakın olduğunu hissetmesi için kullandığı bir tabirdir. Rabbimizin. Birinci sebep bu. İkincisi ise Efendimiz'e hitaben ve büyük bütün ondan insanlara hitap olarak kalkıp yani hani ey yorganına bürünen, yorganına bürünen herkese hitap olsun diye. Yani ey peygamber diye bir hitap olsaydı burada gece kalkıp ibadet etmek sanki sade ona hitapmış gibi düşünülebilirdi. Ama müzemmil bir sıfat olarak hitap edildiği zaman ey yastığa yorgana sarılmış uyuyan kalk, kalk da gece Rabbine secde et.'' diye böyle yani hem Efendimiz'e hem de Efendimiz'in yolundan giden herkese bir hitap olur. Bu tarz hitaplar Hanefi ve Maliki alimleri tarafından öyle değerlendirilir ki Resul-i Ekrem ve umumi bütün ümmete olarak eğer onu yani hususileştiren bir delil yoksa o zaman herkese hitap olarak değerlendiriliyor. Ama şahsa hitap ettiği zaman Resul-i Ekrem Efendimiz bir şahsa hitap ettiği zaman o şahıs ve diğerlerini de kapsar mı? Hayır, sadece o şahsı kapsar diye söylemiş Hanefi alimleri yani. Peki